İyi akşamlar, iyi hafta sonları sevgili seyirciler. Sinan Engin'le karşınızdayız. Beyaz Futbol'dayız. Türkiye'nin bir numaralı programında bu akşam yine konuşulacak çok konu var. Evet, Fenerbahçe'nin dün Antalya Spor'a mağlup olması, Galatasaray'ın bugün Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalması tabii ki Trabzonspor'la Beşiktaş için bir avantaja dönüştü. Beşiktaş ligde sondan 3. sırada, lakin lider Alanya Spor'u yenmesi durumunda aradaki puan farkı 6'ya düşmüş olacak. Yani Sinan Engin'in geçtiğimiz haftalarda söylediği gibi kimse umutsuzluğa kapılmasın. Daha bu köprünün altından çok sular akacak, çok sular gidecek. Daha henüz erken konuşuyorsunuz demişti. Gecenin manşetini vereyim mi? Lütfen. Lig şampiyonunu arıyor. Lig şampiyonunu arıyor. Güzel bir manşet. Lig şampiyonunu arıyor. Lig şampiyonunu arıyor. Güzel. Kim olacak? Çok güzel. Şimdi bakıyorsun, Fenerbahçe bir tane galibiyet almış. Galatasaray'a bakıyorsun, son 5 maçta bir tane gol atmış. İnanılır gibi Çuvalla değil. Golcüsü İnanılır var. İnanılır gibi değil. Beşiktaş'a bakıyorsun, sorunlarla uğraşıyor. Aynen öyle. Ben de buradan nacizane Beşiktaşlara diyorum ki takımınızı destekleyin. Sezonunuzu heba etmeyin. Yönetimler gider, gelir, kalır. Ama Beşiktaş her zaman vardır, bakidir. Beşiktaş futbolcularını, futbol takımını yarın destekleyin. Yarın bir galibiyet, Abdullah Hoca havaya girer. Takım havaya girer. Yarış devam eder. Beşiktaş'ta büyük bir şu an sıkıntı var. Yönetim, maddi, aday kim çıkacak, kaç aday çıkacak, ne olacak, ne diyecek. Karman çorman bir durum var. Fikret Orman belirsizliği var. Onun için siz bence gelin takımınızı destekleyin Beşiktaşlılar. Sevgili Beşiktaşlı kardeşler, dostlar. Görüyorsunuz Beşiktaş'ın şu an yarınki durumunu. Kazanırsa 8 yapar. Yarış devam eder. Bir milli ara var. Abdullah Hoca da varsa hatalar onlardan derslerini çıkarır. İşte Galatasaray ortada. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Dolayısıyla takımınızı destekleyin. Yarın bildiğim kadarıyla tam takım oynuyor. Burak Yılmaz falan da oynuyor. Yani bakın, Türkiye'de gol sorunu var. Santrafor sorunu. Burak Yılmaz gibi bir golcüye sahipsiniz. Santraforunuzu, golcünüzü destekleyin. Takımınızı havaya sokun. Burada yönetim tutmayı bırakın. Yönetimciliği bırakalım. Beşiktaşlılığı ön plana çıkaralım. Herkes Beşiktaş'ını yarın desteklesin. Beşiktaş'ına sahip çıksın. Eğer Beşiktaşlıyım diyorsanız eninde sonunda bu kulüp yönetimini bulacaktır. Bilmiyorum, başkan devam mı eder? Yeni adaylar mı çıkacak? Ne olur bilmem ama Beşiktaş yarın kazanırsa bu taraftar bu Beşiktaş'ı havaya sokar. Bu lig yarışında bu Beşiktaş kafaya oynar. İşte ligin durumunu görüyorsunuz. Ama daha ilerleyen dakikalarda Beşiktaş'a da yer vereceğiz. Şimdi konumuz bu akşam tabii ki Galatasaray. Bir anket yaptım. Ne yaptın? Sevgili seyirciler, bu arada yeni Twitter hesabım Ertem TV. Bir ekrana gelsin arkadaşlarım, bir getirsinler bakalım. Ertem TV Twitter'dan. Buradan takip edebilirsiniz beni. Twitter hesabım. Ertem mı? TV, evet, Twitter hesabım. Ertem Şener TV yapsaydın. Olmuyor, hepsi dolmuş, hepsi gitmiş. Vallahi hepsi dolmuş. Ertem TV. Takip edin. Ya daha kısa, daha net Ertem TV'yi takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Çünkü hacklediler. Değil mi? Çaldılar Ertem'in. Böyle değil hem de, inanılmaz. 1 milyon takipçili Ertem Şener'in Twitter'ını çaldılar. Dolayısıyla Ertem TV'yi Twitter'da takip edelim, hücum edelim Ertem İnşallah, TV'ye. İnşallah, sağ olsunlar. Sevgili arkadaşlar. Destek verenlere de teşekkür ederiz. Ertem TV takip edebilirsiniz. Evet. Bu arada bir anket yaptım. O anket de gelecek ekrana. Ben Twitter kullanmıyorum diyenler var. Tweet kullanmayanlar, Twitter hesabı olmayanlar, tıpkı Sinan Engin gibi. Sinan abinin bu arada Twitter hesabı falan yok. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili seyirciler. Sinan Engin'in Twitter hesabı yok ama Sinan abinin Instagram hesabı mavi tıklı Sinan Engin. Sinan abi, bir tane fotoğraf koysaydın. Geçen haftadan beri bir tane fotoğraf Doğru koymadın mı ya? Ya? Nasıl? Doğru söylüyorsun. Bir tane fotoğraf koy ya. Değil mi? Doğru evet. Söylüyorsun. Olcan da en son. Bir haftadır. Çekiyorum. Beğenmedim. Bir iki defa gibi çektim kendimi. Beğenmedim, koymadım. Bu arada ne reklam oynamışsın 444'te ya? 444 birazdan yayınlanacak. Sponsorumuz ne bizim. Ne reklam, ne oynamışsın hoş be. Hoş geldi. 444'te Beyaz TV ailesine hoş geldi. Aynı zamanda birazdan reklamlarda 444 girecek.
Ne çok oynamışsın Besen abi? Buradan oradaki bütün ekibe, çeken arkadaşlara, sevgili Orhan Ergen olmak üzere, firma sahibisi Adnan Bey'e, Filiz Hanım'a falan herkese çok sevgiler. Selamlar. Bir tane yönetmen genç kardeşimiz vardı, çektiler. Şu 29 saniyelik şeyi en az 6-7 saatte çektik arkadaşlar. Yani öyle kolay değil. Çok güzel bir reklam, seyredin. Bravo. Çok güzel oynamışsın abi yine. Hele o bir tane bir sahne var böyle şak şak beyaz böyle şey gibi. Ama tık tık yapıyorsun bunu hareket. Tabii ama o şeyi takıyorsun ya, aleti takıyorsun ucuna. Evet. Gaz aletini. Tabii çok güzel o. Sevgili seyirciler, Sinan abinin Instagram hesabı budur. Benim Ertem Şener. Hikayelerimizi görebilirsiniz. Burada görüyorsunuz. Benim de hikayeler var. Sinan abinin hikayeler var. Bize bol bol DM atabilirsiniz. Twitter kullanmıyorum diyenler Ertem Şener'in Instagram hesabını buradan, o da mavi tıklı benim beyaz gömlekli, takip edebilirsiniz. Saçlara bak koçum benim be. Teşekkür ederim. Sinan abicim, Sinan abinin reklamını mutlaka seyredin. Birazdan muhakkak başlayacak. Birazdan burada göreceksiniz. Birazdan o reklamı. Müthiş bir reklam. İzleyebilirsiniz. Şimdi Sinan abicim, Fatih Hoca ile hemen hızlı bir giriş yapmak istiyorum sana. Hemen bir giriş yapacağım. Bu arada ilerleyen dakikalarda Sinan abi biraz önce sinyali verdi. Çok önemli bir yönetici, Beşiktaşlı yönetici. Bize bağlanacak. Çok önemli açıklamalar yapacak. Fikret Orman paralar nerede? Yeni yönetici mi? Yeni yönetimden mi, eski yönetim mi? Nasıl yani, Fikret Orman yönetiminden? Ha, yönetiminden. Tabii tabii, Fikret Orman yönetiminden. Para nerede? Başkan dönecek mi? Fikret Orman dönecek mi? Fikret Orman neden ayrılıyor? Taraftarlar arasında gerçekten bir husumet mi var? Bağırtıranlar mı var? Ne var ne yok, hepsini soracağız. Hepsine cevap verecek X yönetici. Birazdan Beyaz Futbol'da bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım. Fatih Terim, Bein Sports'ta bir açıklama yaptı maç sonrasında. Öyle böyle değil. Hele giderken yaptığı açıklama, ben konuştum, ben ceza aldım. Biraz da onlar alsınlar, konuşsunlar, onlar alsınlar. Onlar derken kimi kastediyor acaba? Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak. Başka hiç kimse değil. Bence onlar. Şimdi kim olabilir Sinan abi? O bilemezsin yani. Belki hakemlerle ilgili genel olarak başka antrenörler de konuşsunlar yani, bu hakemlerle ilgili. Şimdi bakıyorum, iki anket günkü hakem, iki günkü yani dünkü Fenerbahçe maçındaki hakem, hı hı, maçın kaderine tesir etmiştir. Bugünkü maçın hakemi maçın kaderine tesir etmiştir, sonucuna tesir etmiştir. Evet. Net. Birazdan açıklarız pozisyonları. Ama ben tabii kendi yorumum bu. Bu benim kendi yorumum. Şimdi... Sinan abicim, pardon, çok özür dilerim. Şu grafikleri bir okuyabilir miyim? Tabii, ondan sonra ya, hepsinin üzerine konuş. Yok. Galatasaray orada savaşan bir takımı yakında görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da cisim olmuyorsa bir şey ifade etmek savaşarak kaybedilmeliydi. Bugün beni üzen bu. Bu cümle biraz garip bir cümle olmamış değil mı? Değil. Takımı bozmayayım diye düşündüm. Belki de ben hatalıyım. Acemi oynamamış ama yüreğini koyacak çocukları oynatmalıydım. Burada da kendimi önemli eksi puan yazıyorum diyor Fatih Hoca. Takıma sallıyor futbolcuları ama diyor ki ben kendime de eksi yani puan yazıyorum. Bazı kaşarları oynatmasaydım. Tabii. Hani futbol tabiriyle konuşuyorum. Aynen öyle. Oynatmasaydım, onun yerine genç, daha böyle dinamik çocuklar oynatsaydım anlamında. Evet. Böyle kaybedilirse sadece puan kaybetmeyiz. Başka kayıplar da olur. Bayağı kayıp olur. Sayısal olarak da. Yani diyor ki herkesin biletini keserim diyor Sinan. Şimdi bu ne biliyor musun Ertem? Bu tamamıyla hoca bir meydan okumuş, gider yapmış. Ya demiş ki futbolculara akıllı olun. Akıllı olun ne diyorduk 3-4 hafta önce burada Galatasaray'la ilgili? Bir futbolcularda bir disiplin sorunu var. Bitirdikten sorunca girelim Sinan abi. Evet. Futbolcularda bir disiplin anketi sorunu girelim var diyorduk. Hı hı. Nedir diyorduk? İşte bakıyorsun Marco'ya bakıyorsun, kart görüyor, öteki tekme atıyor, öteki bilmem ne oluyor, öteki yumruk atıyor falandı filandı. Bir vurdum duymazlık var sahanın içinde, bakıyorsun inanılmaz derecede Galatasaray'da bir disiplin sorunu var dedik. Hı-hı. Bugün de bugünkü sonuçtan sonra da bu, hı-hı, meydana geldi. Yani her zaman iyi sonuçlar bazı şeyleri örter ama kötü sonuç olduğu zaman her şey ortaya çıkar. Kesinlikle. Bugün de öyle oldu. Şimdi Galatasaray takımı Cadney'i aldı. Olmadı, sıkıntı yaşadı santraforda. Hı hı. Döndü, Falcao'yu aldı. Hı hı. O da bugün yoktu. Andone diye bir oyuncuyu aldı. Yeterli mi? Normal Anadolu takım oyuncusu. Çok üst düzey bir santrafor değil. B planı oyuncusu. Belki de C planı oyuncusu. Hamle. Yani çok üst düzey bir oyuncu değil. Galatasaray'ın en büyük sorunu gol sorunu. Acaba Galatasaray... Anketi benim. Galatasaray Onyekuru'yu arıyor mu?
Benim bildiğim kadar da Fatih Hoca geçen senenin başında, bu senenin başında Onyekuru'yu almak istemiş. Yönetim alamamış. Evet. Hı hı. Doğru. Bu Onyekuru'yu da takıma katmak istemiş, alamamış. Ama Galatasaray takımında bir vurdum duymazlık var. Örneği nedir mesela? Mariano son derece gayri ciddi bir şekilde, vurdum duymaz bir şekilde rakip futbolcuya yumruk atabiliyor mesela. Evet. Marco'ya bakıyorsun, ligin başında çok 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 kolay kart görebiliyor, kendinden oyundan atıyor. Babel'e bakıyorsun, elini topa vurabiliyor. Bunlar hep disiplinsiz mesela. Feguli'ye bakıyorsun, bugün oyundan çıkıyor. Hoca soruyor, lan sen sakat, ben sakat değilim diyor. Doktor sakat dedi diyor, çıktım falan filan. Galatasaray'da baktığın zaman hocanın bir ayar vermesi lazımmış. Bir şeyler ters gidiyor. Bugün hoca ayar verdi. Ayar verdi. Yani futbolcular ayar verdi. Yarın sabah Florya'da ayarın kralını verecek. Öyle mi? Sana aynen böyle öpüyorum. Fatih Terim yarın böyle yapacak. Adam olun, adam gibi top oynayın. Ocak ayında çoğunuzla vedalaşırız. Şimdi bir numaralı disiplinsiz oyuncu kim biliyor musun Galatasaray'da? Belhanda mı? Belhanda. Tartışmasız. Konuştuk mu bunu hiç? Yok. Vallahi konuşmadık. Belhanda. Herkes aynı görüşte. Belhanda bir numaralı labali, rakibine saygısı olmayan bir oyuncu. Allah'tan ki Galatasaray'ın pırlanta gibi Twitter verin. Dört dörtlük son 20 yılın belki Türkiye'ye gelmiş en iyi kalecisi var. Mustera. Mustera değil mi? Kesinlikle. Bir puan hep cep derdim. Ben diyor yemiyorum, siz atın. Mustera'sı var Allah'tan. Sinan abi Cordoba mu Mustera mı? Bir anda Mustera, aklıma Mustera geldi. Mondragon mu Mustera mı? Mustera abi Mustera. Hepsini arka cebine koyar ya. Değil mi? Kalecinin tillahı ya. Adam, kaleci, on numara bir çocuk. Çünkü o tişörler de geliyor. Mustera. Hiç başka hiçbir şey söylemem. Son 20 yılın Türkiye'ye gelmiş en iyi kalecisidir. Tartışma getirmez. Hiç obuyu falan filan değil. Mustera. Taparel'den de daha mı iyi? Bana göre daha değil. Bence de daha iyi. Bana göre daha. Mustera tartışmasız Allah'tan ki Galatasaray'ın Mustera'sı var herhalde. Şimdi güzel. Galatasaray takımında iyi oyuncu kim var? Çok klas oyuncu. Oyunun sonucunu değiştirecek bir oyuncu var. Kim var? Babel var diyoruz. Hı hı. Beşiktaş'a geldiği, oynadığı oyun gibi oynuyor mu? Oynamıyor Babel. Babel hala başlamadı. Start vermedi bir türlü. Yani şu an beklenenin %30'unda falan Babel oyunlu olarak. Bir tane golü var herhalde bildiğim kadarıyla. Sezon başından beri. Onun dışında da Babel gol attıran bir oyuncu değil. Çok asist yapan da bir oyuncu değil. Babel kendi atan bir oyuncu. Eğer kendi atamıyorsa ikinci alternatif araya atabilir miyim? Yani Babel'in stili şu. Topla giderim. Belli. Böyle bir kle çekerim. Sağa alırım, içeri alırım. Vurmayı denerim. Adam kapattı. Bir daha böyle yaparım. Bir daha böyle yaparım. Bir daha kenara doğru kayarım. Vurmaya bakarım. Yani Babel'in en büyük özelliği içeri girip sağ ayağıyla kat edip vurmak. Özelliği o. Bunları yapabiliyor mu? Pek yapamıyor. Çünkü rakipler de Babel'i tanıdı Erdem. Kesinlikle. Rakipler de Babel'i tanıdı. Bunları yapamıyor. Ama Babel tartışmasız bu takımın bana göre Falcao'nun da önünde en önemli silahı. Ne diyorum şu ortamda. Fegoli. Thomas Tuchel de aynı görüşte. Öyle değil mi? Paris Saint Germain teknik tartışmasız. Direktörü. Tartışmasız. Fegoli. Yani en az Falcao o kadar değerli, kıymetli bir futbolcu ama diyor. Ama Falcao eskiden çok büyük golcü olabilir. Ama şu an Galatasaray'ın bir numaralı silahı Babel'dir. Fegoli'ye bakıyorsun, bir türlü eski fizik gücüne kavuşamadı. Neden? Gelemedi. Yani eski temposunu bulamadı. Galatasaray takımında orta sahasında bir yavaşlama var. Bugün bakıyorsun Selçuk var. Enzonzi var. İkisi de yavaş oyuncu. Ertem. Ve çok çoğalamıyorlar. Belanda'ya bakıyorsun. Mesela bence Seri de yavaş Sinan abi. O da çok hızlıydı eskiden. Ama bir şey söyleyeceğim Ertem. Seri mesela maçta çok iyi oynadı. Paris Saint Germain. Müthiş. Çok iyi oynadı. Müthiş oynadı. İyi futbolcu. Ama normalde baktığınız zaman o hızını, bu bir takım oyunu. Normal Ertem. Hızını ben göremiyorum. Bu bir takım oyunu. Ama bakıyorsun yanındakiler sana ayak uydurmuyor. Şimdi Galatasaray takımında bir labali bir adam var. Belhanda denilen. Asla Belhanda'dan bir Snyder. Asla Belhanda'dan hacı falan demeyeyim. Hacının ayakkabısını falan taşır. Taşıyamaz. Snyder'in bile taşıyamaz. Yani Snyder'in, Galatasaray'daki Snyder'den bahsediyorum. Yanına asla gelemez. Ayakkabısı iddialı olur. Eski Snyder ayrı. Belhanda'dan bunları yaratmayalım.
Belanda'dan bu beklenti içinde olmayalım. Asla Belanda kendini düzeltmezse Fatih Hoca kulübeyi yanına tutturur Belanda'yı. O tutturur. Ben sana söylüyorum, o tutturur. Galatasaray takımı tek tek baktığın zaman bireysel olarak hepsi çok iyi futbolcu. Bir tane kötü oyuncusu yok. Galatasaray'daki en büyük sorun disiplin sorunu. Galatasaray'da en önemli sorun fiziksel sorun. Kalitede hiçbir sıkıntı yok. Galatasaray'ın en büyük sorunu hala takım olamadı. Şu an oynanan oyun, ben ne diyordum? Fatih Terim kenarda olsa, ulan bu takım böyle oynamaz, farklı olur. Hayır, bu takım kenarda Fatih Terim hala cezalı zannediyor. Doğru. Fatih Terim şimdi bugün kendini hissettirdi. Bir dakika dedi, mekanın sahibi geldi dedi Fatih Terim. Yapıyor ya Galatasaray'da çok güzel. Yakışıyor da Fatih Hoca'ya. Bir dakika diyor, mekanın sahibi geldi diyor. Evet Fatih Terim, ben geldim diyor. Bundan sonra papuç pahalı Galatasaray'da. Eğer Fatih Terim'in istediği gibi olmazsa kralı kulübede Fatih Hoca'nın yanında ya da tribünde oturur. Bundan sonra Fatih Hoca'nın bu konuşması ufak bir tehditti. Yarın sabah Florida'da daha sert bir tehdit göreceksin. Ertem, yani oynamayan, labali olan, disiplinli olmayan, koşmayan, mücadele etmeyen, savaşmayan Ocak'ta bu takımdan gider. Gider. Yarın direkt Fatih Hoca'nın sözü, bak bugün Fatih Hoca'nın, ben bugünkü konuşmalarından bunu anladım. Seyredelim mi basın kadar toplantısını? Efendim? Basın toplantısını izleyelim. Seyredeceğiz şimdi. Yani şimdi onun için Fatih Terim tamamıyla lige, yani kendini bugün lige konsantre etmemişti. Stattan çıkarken görüntüsü, Sinan abi konuşurken, Ankara'da kendini, stattan çıkarken lige kendini, Fatih Hoca da daha başlamamış. Bak Fatih Hoca da başlamıştı. Kenarda bak Fatih Hoca'ya. O Fatih Hoca da bugün lige daha o da başlamamış Ertem. Fatih Hoca da bu maçı kolay zannetti. Ama bugünkü maç Gençler Birliği'nin hakkıydı. Hakem hataları olmasaydı bugünkü oyunun hakkı. Şu futbolu, şu teoriyi unutalım arkadaşlar. 500 pas, %70 top yüzdesi. En çok Gençler Birliği'nin pozisyonu var. O Ankara Gücü değil mi arkadaşlar? Dün Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Top yüzdesi %75. Pas doğru. 500 pas, 200 Antalya galiba. Bugün Göztepe'ye bakıyorsun. Aynı şekilde. Konya'ya bakıyorsun. Kasımpaşa maçını seyrettik aynı şekilde. Hepsi yani. %30'u %40. Bu iş gol işi. Bu iş 3 tane o tahtanın içinden topu geçireceksin. Bu iş bravo Sinan abi. Yetenek işi. Bu iş iyi futbolcunun işi. Eğer senin düğümü çözecek oyuncun varsa Galatasaray'da var. Ama Fenerbahçe'de yok Ertem. Fenerbahçe'de düğümü çözecek çok oyuncu yok. Yok. Galatasaray istenilen duruma gelirse istenilen olarak. Galatasaray'daki en büyük sıkıntı bir deplasmanda. Kendini iyi hissetmiyorlar. Türk Telekom'da illa fırça yiyecek taraftardan. Taraftar desteğini istiyor. İkincisi de Galatasaray futbolcuları şu an Fatih Terim de dahil lige başlamadılar. Hala lig başlamamış zannediyorlar. Şu an yazlık maçlar, özel maçlar oynuyorlarmış gibi kendilerini hissediyorlar. Ama ne diyorum? Yarın sabahtan itibaren hepsi kendine gelecekler. Fenerbahçe kaybetti. Yarın Beşiktaş kazanırsa, Trabzonspor kazanırsa gerçekten lig daha da bir keyifli hale gelecek. Fatih Hoca'nın çıkış görüntüleri Ankara'da, Eryaman'da yine taraftarları kırmadı. Ben ses. Hande Sümertaş da konuşuyor. Bir sesi açalım arkadaşlar. Müziği biraz kısalım. Hande Sümertaş da, Hande Hanım'la konuşuyor yanında sürekli. Biliyorsunuz Fatih Hoca ile beraberler. Fatih Hoca'nın sağ kolu kulüpte biliyorsunuz. Burada morali bozuk, takım otobüsünden ayrı kendi aracına biniyor, VIP aracına biniyor Fatih Terim. Futbolcularla beraber değil. Normalde Türk Telekom'da olsa hani kime ne deriz? Normal deriz, Fatih Hoca evine gidiyor deriz. Lakin burada Ankara'da beraberlik sonrasında zehir zemberek açıklamalarından sonra hem futbolculara hem de kısmen yönetime sert mesajlardan sonra Fatih Hoca'nın ayrı çıkması, ayrı olarak VIP araca binmesi normal mi Sinan abiciğim? Ertem bu olabilir çünkü havaalanına gidiyorlardı. Veya bir yere gidecektir hoca. Belki kalacaktır. Ankara'da kalacaktır. Belki bir görüşme vardır, bir şey vardır. Normaldir havaalanı çünkü futbolcular içeride soyunuyorlar, banyo yapıyorlar Ertem. Evet. Uzun sürüyor. Yani futbolcuların duşları, muşları falan filan, buz tedavisi falan filan uzun sürüyor. Onun için hocanın erken çıkması bunda normal. Bunda bir normallik yoktur. Yani bu genelde
Her takım hocası bunları yapar. Ya bir yere gidecektir, bir şey vardır. Bir anormallik yoktur. Kızabilir de. Bu bir onlara bir protesto da olabilir. Hı hı. Yani bu olabilir en doğal. Dediğin gibi bundan sonra Fatih Terim hakemlere, federasyona bu tip sert davranışlarını gördük. Ama bundan sonra futbolcular yandı. Yandı. Bugün çok sinirlendi. Bir izleyelim bakalım. İzleyelim. Fatih Hoca neler söyledi maç sonrası? Basın toplantısında neler söyledi? Bir izleyelim. Sadece istemekle olmuyor. Almasını da bilmek lazım. Puanı da, galibiyeti de. Biz bugün sadece herhalde istemişiz. İstedik diyelim. Bazıları için pek de sanmıyorum ya. Salı günü istekli mücadeleci, kaybettiği zaman bile alkışlanan bir takım. Muhakkak ki Şampiyonlar Ligi'nin özellikle büyük maçlarından sonraki bu tempolardan, bu gerilimlerden sonra bir dalgalanma beklersiniz. Ama böyle bir şey beklemem. Bugünkü gibi bir tablo mümkün değil, beklemem. Bu arada gençler benim hakkını yemeyin. İyi mücadele ettiler. Bizden daha çok koştular, savaştılar. Tebrik ederim kendilerini. Ama maalesef bugün salıdan, geceden sayarsak 5. gün. Çarşambadan sayarsak 4. gün. Rotasyon yapmayı da düşünmedim ama demek ki doğru bir karar değilmiş. Çünkü bütün hayatımız boyunca bizim takımlarımız hep savaşan, oyunu oynayan, ileride çok pozisyon bulan, baskı yapan. Bugün bunların hiçbir tanesinde esinti yok. Buna ciddiyetsizlik diyebilirsiniz, önemsememek diyebilirsiniz. Ama hiçbir futbolcunun böyle bir hakkı yoktur. Yani ben salı günü oynadım, yorgunum, gelirsin söylesin oynamazsın o zaman. Çıktıktan sonra böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. Hele Galatasaray'da, hele bizle beraber. Yani bunlar telafi edilebilir şeyler ama bu böyle bir oyun oynayıp böyle bir reaksiyon rakip takıma oynamadan sadece seyrederek göstermek açıkçası hoş değil. Ekran başında, statta işte şöyle oynasa böyle olur, yok işte hoca bunu soksa ötekini alsın. Mevzu bu değil. Hiç mevzu bugün bu değil. Demin de söyledim. İstemek yetmez. O işin teori kısmı. Pratik kısmı var bir de. Değil mi? Uygulamak lazım sahada. Çeneyle olmuyor bu. Dolayısıyla konsantre sıfır. Mücadele yok. Bitse de gitsek gibi bir atmosfer içerisinde. Biz de bu öz eleştiri yapmamız lazım kendimize. Hoşlanmadım. Muhakkak ki paylaşamadığımız, tam anlatamadığımız, anlatmamamız gereken bir sürü şey olabilir. Ama Galatasaraylılar bilmelidir ki ocağa kadar artı ocakta daha, çünkü mecburi haller var. O mecburi hallerde bazen yanılabiliyorsunuz veya yanıltabiliyorlar. Ama ümit ederim bu son olur inşallah. Yani bugün kaybetseydik de biz istediğimiz gibi oynasaydık. Biz Galatasaray gibi oynasaydık. Beni en çok üzen o. Maalesef. Verilmeyen penaltılar bilemem. Ama o konuda zaten ben konuşmak istemiyorum. Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun. Sesin yalnız. Biraz sesin yalnız. Hocam...